Brezilya pazar günü sandık başına gidiyor. Seçimlerde ülkenin yeni cumhurbaşkanının yanı sıra parlamentonun tamamı ve senatonun 1/3'ü de belirlenecek. Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, halk nezdindeki büyük desteğine rağmen anayasaya göre 3. kez cumhurbaşkanlığına adaylığını koyamıyor. Sandıktan Lula da Silva'nın desteklediği adayın Dilma Rousseff'ın çıkması bekleniyor. İşçi Partisi adayı Dilma Rousseff'ın seçim kampanyasındaki son mitingi. Sağanak yağmura rağmen São Paulo'daki miting meydanı kalabalık. Şemsiyesini kapan gelmiş. Rousseff'ın taraftarları oldukça coşkulu ve pazar günü yapılacak seçimlerde sandıktan kendi adaylarının galip çıkmasını bekliyorlar. Bu kampanyanın sonuna geldik. Seçimi kazanmak için durmadan, dinlenmeden çalıştık. Son kamuoyu yoklamalarına göre Dilma Rousseff devlet başkanlığını seçimlerin ilk turunda garantileyebilir. Gerçi Rousseff yeni yolsuzluk iddialarının ortaya çıkması nedeniyle biraz oy kaybına uğramış durumda. Ancak Cumhurbaşkanı Lula da Silva'nın karizması ve halkın Lula'ya başka pek az lidere nasip olmuş olan desteği Rousseff'ı muhalefetin tüm saldırılarına karşı koruyor gibi. Rousseff bu yüzden Lula da Silva'yı kampanyasının son mitinginde yanı başından bir dakika olsun ayırmadı ve defalarca Lula'nın yaptığı hizmetlere övgüler düzdü. Lula da Silva hükümetinde 28 milyon insanı yoksulluğun pençesinden kurtardık. Bu, Şili nüfusunun 2 katı demek. Muhalefetin önde gelen adayı São Paulo valisi José Serra, kendisini Lula da Silva'nın sosyal icraatlarını ileriye taşıyabilecek en kuvvetli isim olarak göstermeye çalışıyor. Ancak seçimleri ikinci tura götürebilmek için şimdi zamana karşı yarışıyor. Bana oy verin ve verecek birini daha bulun. Yeşillerin adayı eski çevre bakanı Marina Silva, üçüncü bir yol isteyen seçmenleri kendisine çekebileceğini düşünüyordu. Ancak şimdi seçim yarışını açık ara bir yenilgiyle bitirecek gibi görünüyor. Brezilya'nın yükselen ekonomisinde bütün seçim kampanyalarının ana teması Lula'nın yakaladığı ivmenin daha da ileriye taşınması üzerineydi. Yani siyasi yorumcular en kuvvetli iki aday Rousseff ve Serra'nın vaatleri arasında pek bir fark bulunmadığını söylüyordu. Ancak iki siyasetçinin ayrıldığı noktalar da var. Tabii ki farklı siyasi görüşleri temsil ettikleri için aralarında farklılıklar var. Muhalefetin adayı José Serra, mevcut hükümetle arasında büyük bir fark olmadığını göstermeye çalışıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Lula, halk nezdinde %80 oranında büyük bir desteğe sahip. José Serra özelleştirmeden, özel sektörün daha büyük bir role sahip olmasından yana. Ayrıca dış politikada da Brezilya'nın İran ve Venezuela gibi ülkelerle çok yakın bir ilişkisi olmaması gerektiği görüşünde. Peki seçim sonrasında Lula'nın getirdiği piyasa ekonomisinden uzaklaşılması söz konusu olabilir mi? Dilma Rousseff gençliğinde çok radikal bir isimdi ama yıllar içinde daha pragmatist bir siyasetçi oldu. İktidara gelirse devletin ekonomide daha fazla rol oynamasından yana bir tutum izleyebileceği düşünülüyor. Ama kimse Lula'nın ekonomi politikalarından büyük ölçüde bir sapma olmasını beklemiyor. Brezilya'nın bu yıl %7 oranında büyümesi söz konusu ve belki Rousseff bu büyüme hızını frenlemek isteyebilir. Bulgar bir göçmenin radikal solcu geçmişe sahip öğretmen kızı Dilma Rousseff, son kamuoyu yoklamalarının favorisi. Ancak sandıktan kim çıkarsa çıksın, bir sonraki hükümetin önündeki başlıca sorunlardan biri, ülkenin geleceğini tehdit eden sosyal eşitsizlikler olacak.